Arkadaşlar merhaba herkese iyi geceler. Sermaye piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. 2023 yılının 45. SPK bülteni. Bundan güzel haberler çıktı. Hemen bakalım. Öncelikle 3 tane yine halk arzın SPK tarafından onayı geldi. İzmir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 19 liradan halka arz edilecek. Kodu izener olacak. İZENR olacak. bireysel e eşit T1 T2 kullanamazsınız. Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu için %65-70 pay ayırmışlar. İşletme sermayesi %30-35. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmamakta. Garanti yatırım bu halka hazır, liderlik edecek. İkincisi Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi. Bu şirketin de kodu TATEN olacak. 22 lira 50 kuruşla. Ee, Hibrit Güneş enerji Santrali yatırımı %35-40. Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı %30-35. Kredi geri ödemeleri %30-35. işletme sermayesi %1 ile 5 arasında. Info yatırım ve vakıf yatırım bu halka arıza liderlik edecek. 5, 3, 5 iş günü içerisinde e, geri alım taahhüdü bulunmakta bu şirkette. Bir diğeri de ofisiyem gıda sanayi ve ticaret anonim şirketi ofiyem olacak kodu. 27 lira 22 kuruş tamamı eşit. Bu halk arzda T1 T2 kullanabilirsiniz. Aynı gün sattığınız hissenin parasıyla da katılımda bulunabilirsiniz. Normal hisse alır gibi alacaksınız. Nerede kullanılacak dediğimiz zaman finansal borçların kapanması için 50 atmış yatırım harcamaları için %15-20, net işleme sermayesi için %10-20 arasında kullanılacakmış. 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış garanti yatırım bu halk arıza liderlik edecek. Evet aşağıya geçtiğimiz zaman da Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hemen kap haberlerini ben size çıkardım burada. %130 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı onaylandı. Bir diğer şirkette Kimtex Polüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kimpur. Onun da %100 oranında hemen bakıyoruz. %100 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı Onaylandı. Sonuç olarak bu SPK bülteninden 3 tane yeni halka arz, 2 tane bedelsiz kararı onaylanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun tutana alana, bundan sonra alacaklara. Halk arz 3 tane olması biraz farklı yorumlanabilir ama fiyatlar da normal. 19 lira, 22,5 lira ve 27 lira 20 kuruş. 2 tane bedelsiz sermaye artışı kararı beklediklerimiz hala gelmiş değil ama hiç yoktan iyidir. Arkadaşlar iş bundan sonra artık şirketlerin tarihi açıklamasına kaldı. Yayla Agro ve Kimtex'in tarihi açıklaması tarihi açıklandıktan sonra bedelsiz sermaye artışı gerçekleşmiş olacak. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.